Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Instagram'ın Türkiye'deki ilgili kurumların talebini yerine getirmemesi halinde tekrar kapatılmasının söz konusu olup olmayacağına ilişkin Bakan Tunç, Instagram'da bazı terör örgütü mensuplarının propagandaya yönelik hem hesapları var hem de paylaşımları söz konusu oluyor. Özellikle suç teşkil eden bu durumların mahkeme kararları çerçevesinde sosyal medya şirketine gönderildiğinde mutlaka o hesabın kapatılması, mahkeme kararını uygulaması lazım. Bu adımları atmazlarsa sonuç eğer bant daraltmaya kadar varırsa ki kademeli bir ceza söz konusu, elbette o zaman istemediğimiz bir durum ortaya çıkar ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarıyla ilgili de konuşan Bakan Tunç, bu iddiaların ekonomiyi olumsuz etkilemek için ortaya atılmış kasıtlı iddialar olduğunu söyledi. Tunç, "Şu anda uygulanmakta olan ekonomik bir program var. Enflasyonu tek haneye düşürmeye yönelik bir çaba var. Enflasyon, AK Parti'nin iktidara geldiği ilk yıllarda çift haneliydi. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşüren bir iktidarız. Sonrasında pandeminin getirdiği sıkıntılar, 6 Şubat depremleri ve çevremizdeki savaşlar ekonomimizi ve dünya ülkeleri arasında da en fazla bizi etkiledi. Dolayısıyla enflasyon çift haneli rakamlara yükseldi," dedi. Bakan Tunç, sokak röportajı sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle Dilruba'nın tutuklanmasına ilişkin soru üzerine, "Kamuoyuna yansımış bazı soruşturmalar bakımından buradan Adalet Bakanı olarak söz söylediğimiz zaman yargıyı etkileyebilir" şeklinde konuştu. Bakan Tunç, "Sokak röportajları yasaklanıyor mu?" şeklinde propaganda yapılmaya çalışıldığını belirterek, "Sokak röportajları niye yasak olsun? Kişiler, medya kuruluşları ve sosyal medyadan yayın yapanların sokaklarda röportaj yapmasının herhangi bir sakıncası yok. O röportajda terör propagandası yapıyorsanız, şiddete teşvik varsa, suç teşkil eden ifadeler olursa, elbette ki sokak röportajlarının yasaklanması söz konusu değil. O ifadeleri kullanan kişinin yargılanması söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı. Gündeme gelen bazı olaylardan sonra tutuklama gerçekleştiğinde sosyal medyada tepkiler oluştuğuna işaret eden Adalet Bakanı Tunç, "Geçmişte cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü oranı yaklaşık %40 civarındaydı. Şu anda %14'lere kadar indi. Cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu oranı, tutuklu ve tutuksuz yargılama bakımından önemlidir. Tutuklu sayısında azalma var. Her olayda hemen tutuklama söz konusu olmuyor," diyerek son yıllardaki tutuklama oranlarından söz etti.